Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda protijer adlı bir panel üzerinde ee, en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. bülten üye listesi ve kullanıcı toplu mesaj gönderme alanında kalmıştık. Bunlara kısaca bakalım. E, bülten üye listesi. Eticaret e, ticaret gelip de üyelik yapmadan e, bülten üye olan arkadaşların e, maillerinin alındığı bir liste. Bu listeyi Excel'e göndererek istediğiniz gibi alabilirsiniz ya da istediğiniz gibi filtreleyerek önce listeleri oluşturursunuz. Daha sonrasında Excel'e göndererek bu listeleri alırsınız. Toplu mail gönderi programlarında da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çünkü bunlar zaten izinli mail. Bunun yanında kullanıcılar toplu mesaj gönder dediğimiz alanımız var. Sistemimize kayıtlı olan, üye olan tüm üye, üyelerin listelenmiş olduğu bir alan. Bu alanı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Daha öncesinde de söylemiş olduğumuz gibi özel kod gruplarına göre gruplayabilirsiniz. Zaten buradaki amaçlardan bir tanesi bu özel kod gruplar vermemizin. Örneğin kod birinde A grubu olan ne kadar kullanıcım varsa çağırayım. Bakın buraya geldi. Ben sadece bunlara karo gönderip sürüleri alakalı bir duyurum yapmak istiyorum. Ya da hepsini yapmak istiyorum. Artık burada hangi filtreye göre seçmişseniz filtre edilen listeye o mesajı otomatik olarak gönderiyorsunuz. Bak karo gönderip mesajın konusu. Evet. Okay. Karbo gecikmeleri diyelim. Urban Bayram'a The whole lot of eating. böyle yapalım daha mantıklı olur. Evet bunu aldık dedik. Şu anda seçili olan ne kadar yüzdürümüz varsa bundan hepsini mesaj olarak gitti. Örnek olması için hemen bir tane yani kontrolümüzü yapalım. Ve bölümünden bakın mesajların kısmına geliyorum. Kargo gönderim sürelerindeki kargo gecikmeleri alakalı mesajımız geldi. User bunu okuyabilir. Buna isterse cevap yapabilir. Kişiye özel ya da gruplara özel mesajlarda bu cevaplarda verilebilir. Kapatalım. Evet. Kullanıcı ve toplu mesaj gönderme işlemimiz de bu şekilde. Yukarıdan filtrelemenizi gerçekleştiriyoruz. Yapılan filtrelemeye göre listelenen kullanıcı listesine sol taraftan konusu ve mesajını vermiş olduğumuz içeriğini bildirdiğimiz ya da yazdığımız metni gönderiyoruz. Ee, kullanıcı toplu mesaj gönderme bu şekilde çalışmaktadır.